Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? İkinci sahnemizi de yükledik. İşin ilginç yanı ilk defa YouTube'un kalite bozduğunu gördüm. Demek ki biz baya kaliteli <laughs> yapmaya başladık videoları. Gerçekten YouTube'a konduğu zaman kalite biraz düştü. Vimeo'nun da paralı üyeliği bitmişti bende. Tekrardan Vimeo'nun paralı üyeliğine mi geçsem ne yapsam? Aynen öyle bir şey yapayım ya. Bu hafta direkt bir sonraki sahnenin çalışmalarına başlayacağız. 3D yazıcıyı tam çalıştırdım diyordum. Bu sefer de fan sorunu çıktı ortaya. Onunla ilgilenmeye fazla vakit bulamadım. Arkadaşları toplayıp çözmeye çalışacağız bir gün. Bir de şu süper Online'da yaşadığım sorun var. Onu da detaylı bir şekilde anlatacağım. Çünkü hepimizi ilgilendiren sadece sorun değil baya bildiğin dolandırıcılık olan bir olay. Onu da anlatacağım merak etmeyin. Bu hafta atölyeye giden arkadaşımız meşgul olduğu için Seferi gitmedik. Onun yerine tekrardan aynı kanyona bu sefer mayolarla ve sandaletlerle gittik. Ve o bele kadar suya girilen yerin içinden geçtik. Birkaç kere daha böyle bele kadar girmek gerekiyor. Gerçekten eğlenceliydi. Bunlar da aslında kendimizi geliştirmek için yaptığımız şeyler. Evet eğlence kısmı da var. Ama ertesi gün çekime giderken sırtımıza aynı trekking sırt çantalarını yüklenip de gidince fark ettim. Ya da bir önceki yani Boba Fett çekiminde 6. kata asansörsüz bütün çekim ekipmanlarını çıkartmak için yine dağcılık çantaların içine doldurarak gitmemizde de fark ettim. Ya da hatırlıyorsunuz Amiga Joystick'i PC'ye uyarlayabilmek için öyle oyun olsun diye yani. ilginçlik olsun diye yaptığımız bir proje vardı. O projenin içinde lehim yapmayı öğrenmiştim. Daha sonra onu kullanarak Astronomi çekimi için bir iki ufak şey yaptım. Şimdi onu kullanarak 3D yazıcıyı tamir ediyorum ve büyük ihtimalle de 3D yazıcıyı kullanarak gene çekimlerde bize faydalı olacak bir şey yapıyoruz. Aynı Aikido'da da geçerli. Aikido'da tanıştığımız insanlar çekimlerde yardımcı olabiliyor. Ya da Aikido'da öğrendiğimiz hareketleri büyük ihtimalle çekimlerde kullanacağız aksiyon sahnelerinde. Yine bir sürü yer keşfediyoruz dağcılıkta. O keşfettiğimiz yerler hem çekim için uygun alanlar olmuş olacak. Hem de trekking olarak kendimizi geliştirdiğimiz için normalde bir set ekibinin çıkabilmesi için çok büyük paralar harcaması gereken yerlere bir sürü kişi çantaların içine parça parça ekipman doldurarak çıkabileceğiz gibi. O yüzden kendini geliştirmek, yeni şeyler öğrenmek, yeni yerler keşfetmek her zaman için döner dolaşır size bir şekilde fayda sağlar. Evet 2 dakikalık raporumuz bittiğine göre isterseniz haftanın konularına geçebiliriz. Evet öncelikle şu süper online fiber optik olayıyla ilgili yaşadığım sıkıntıyı anlatayım size. Çünkü gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu şey falan değil yani. Şunlardan hizmet aldım. İşte hizmetleri bok gibi bilmem ne süper online rezaleti böyle değil. Adamlar ciddi ciddi dolandırıcılık yapıyor. Adamlar derken bizzat süper online ya da Türksel'i kastetmiyorum. Ve sadece Türksel ve süper online'da çalışan insanlar değil bunlar. O yüzden bir sürü büyük şirkette bu tür insanlar mevcut. Öncelikle özet geçeyim arkadaşlar. Biri kapınıza dayanırsa ya da biri sizi telefonla ararsa kampanyamız var derse suratına kapatın arkadaşlar. Bana daysmart'ta yaptılar onu. Neredeyse yiyordum. Telefonla aradılar. O zaman da işte ne dedi onlar? İnternet bağlatırsak daysmart bedava dediler? Öyle bir şey demişlerdi kampanyamız var falan. Sonra araştırınca bizzat daysmart yetkilisi bana mesaj attı. Bizim böyle bir kampanyamız yok diye. Oradan son anda yırtmıştık. Bu adamlar bizzat yani Türksel'in gerçekten görevlisi. Şey değil yani bir yerden yoldan Türksel tişörtü bulup gezen adamlar değil bunlar. Gerçekten yetkilileri yani. Ve insan şunu düşünüyor ya bu kadar da cesaretli olamazlar artık. Bu kadar da göz önünde yapamazlar bu tokatlamayı. Çünkü diyorsun ki yani adam sana ne bileyim aylık 20-30 lira geçirmek için kendi kariyerini riske mi atacak? diyorsun. Parantez içinde evet. Evet atıyor. Bu noktadan sonra her şeyi beklerim artık arkadaşlar. Kasiyerlere bile düşünecek olursanız yani. Hani bazı ürünlerden fazla satınca prim veriyorlar ya. Çok fazla ürün alan ve fişine de bakmayacak olan kişilere mesela şampuan gömüyorlar. Ondan sonra da şampuan kendisi alıyor. Ve şampuan sattığı için yani orada şampuan almış gibi işliyorlar. Şampuan sattığı için de kendilerine prim geçiyor. Böyle bir olay var mı? Böyle bir olay yok. Şimdi uydurdum. Ama ne de olmasın. Bundan sonra hiç kimseye güvenmeyeceğim. Çünkü ben gerçekten şunu düşünemiyorum. Yani 3 kuruş için bir adam neden kendi kariyerini riske atar? Ki bunu geçtim arkadaşlar. Ciddi ciddi suç unsuru olacak işler yapar 3 kuruş için. Birazdan bahsedeceğim bu konuyla ilgili. Önce yaşadığım süreçten bahsedeyim. İlk etapta kapıma geliyorlar ve diyorlar ki herhangi bir kurulum ücreti yok. İlk 6 ay 59 TL. Ondan sonraki 6 ay 79 TL. Bu kadar televizyon TV Plus yani bu yanında ha onu yanında veriyoruz. Adam böyle sanki şey gibi hani fiberi taktırdık TV Plus'ı biz yanında veriyoruz zaten böyle yapıyor. Parantez içinde TV Plus'ı biz yanında veriyoruz zaten falan diye bir şey yokmuş yani. TV Plus'ı alacağın zaman ayrıca aylık 23 lira her ay vermen gerekiyormuş. Bunu niye yapıyorlar? İnsanları yalan söyleyip indirimli veya promosyon dedikleri ama aslında promosyon olmayan şeyleri millete kitliyorlarmış. Bana imzalattıkları taahhütname ben okumadan gözüm kapalı imzalamadım. Sayfalarına baktım. Fiyatın ne olduğunu gördüğümü hatırlamıyorum açıkçası. Ama kesinlikle 84 lira gibi bir şey görmedim. O yüzden iki tane ihtimal var. Bu konuyla ilgili Vodafone'da çalışan bir arkadaş beni aradı bir. Söylediğine göre Vodafone sistemi daha iyiymiş. Daha merkeze bağlıymış. Kafalarına göre dolduramıyorlarmış yani. Senden imza alıp belki de öyle yaptılar. Fiyatı gördüğümü hatırlamıyorum dedim ya. Belki imza attıktan sonra kendileri gömdüler. 84 liralık paketi. Belki öyle oldu. Süper Online'da şu an çalışan bir seyircim aradı. O da dedi ki bu adamları Türksel önüne geleni alıyor. Hiç mülakattan falan geçirmiyor. Saha görevini zaten kimse istemediği için doğru düzgün saha görevlisi bulamıyor. Ama sevgili Türksel beni dinlediğini biliyorum. Böyle saha görevlisi bulacağını hiç bulmaman daha iyi değil mi? Yani milleti tokatlayan Milleti tokatlıyor bu adamlar. Bildiğim milleti tokatlıyorlar. Yalan söylüyorlar çünkü. Dedim ya şeyle kavga ettim diye ilk defa bağırdım. Seneler sonra birine ilk defa bağırdım. Müşteri hizmetlerinde. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Müşteri hizmetlerinde adamın söylediği şu. Ben diyorum ki 59 lira ilk 6 ay olacak dediler. Sonraki 6 ay 79 lira olacak dediler. Bana müşteri hizmetlerindeki adam diyor ki. Onlarla ne konuştuğunuz önemli değil kontrat önemli. Ben de diyorum ki o zaman bana yalan mı söyler? Hayır efendim öyle bir şey yok. Nasıl yok lan? Ondan sonra bir patladım. Lan nasıl yok yani? Gerizekalı mıyım ben? Beni mal mı sanıyorsun abi? Onların ne konuştuğu önemli değil. Önemli olan ne kontrat imzaladın. O zaman adamlar bana yalan söylemiş olmuyor mu? Hayır efendim. Nasıl olmuyor lan? Nasıl olmuyor? Ha? Herif kendi itiraf ediyor yani. Sizin konuştuğunuz önemli değil. Orada ne yazdığınız önemli. E yalan söylemişler işte abi bana. Ya yani ne onu söylemiyorsun ki? Sorun çözmek istemiyor musunuz siz? Siz de mi yoksa bunların ortağı falansınız? Yoksa biliyor musunuz bu olayı? Yani düşünecek olursanız arkadaşlar bu olayın bilinmemesi çok zor bir şey. Şikayetvar.com var. Türksel müşteri hizmetlerine insanlar şikayet ediyor. Yani Türksel'in aslında biz bilmiyoruz abi millet yapmış demesi saçma yani. Nasıl bilmiyor olabilir ki Türksel? Türksel beni dinlediğini biliyorum. Nasıl bilmiyor olabilirsin abi bunu? Bu olayı yani. Siz de alıştınız herhalde. Ya sizin konuştuğunuz önemli değil. İmzalamışsın. Ne demek lan bu? Ha? Arkadaşlar bir de bak şu önemli. Sadece Türksel de değil. Kim olursa olsun kapınıza gelirlerse kampanyamız var, suratına kapat abi. Telefonla ararlarsa yeni kampanyam suratına kapat abi. Suratına kapat, suratına kapat, suratına kapat. Her şeyi suratına kapat. Mektup yollarlarsa onu da suratına kapat. Haber güvercini yollarlarsa güvercin de suratına kapat. Dumanla haberleşirlerse dumanı da suratına kapat. Her şeyi suratına kapat. Instagram'dan yollarlarsa blokla, bir de raporla. Kapansın itnenin hesabı. Neyse bu kötü hizmet kısmını hızlı geçeceğim. Çünkü kötü hizmet veren birçok yer var. Ama sanırım bu adamlar bir de işi bilmiyorlar. İşi pek bilmedikleri için tam ayarlayamadılar modemi. Çünkü benim normalde Süper Online ADSL'im vardı. Süper Online ADSL'i Süper Online Fiber'e geçirince ne oluyor biliyor musunuz şu anda? Wi-Fi'den, wireless'tan sürekli cihazlar düşüyor. Bilgisayar da düşüyor. Telefon da düşüyor. Yani internetten kopmuyor. Modemle cihazların arasındaki bağlantı sürekli kopuyor. Bunu bir türlü çözemedik. Beni delirtti. Modem değiştirdiler aynı Müşteri hizmetlerini aradım sinyalleri düzelttik Şu an harika dediler birkaç saat sonra aynı En sonunda gittim kablo aldım abi 5 metrelik Evin içi kablo oldu Bilgisayara onu taktım Televizyona da onu taktım Telefonlara bir şey takamıyorum tabi Telefonlar düşüp kalkıyor Düştükçe 3G'ye geçiyoruz artık O şekilde yaşıyordum hayatımı Bu da gene Türksel'in yüzünden mi Yoksa bu adamlar doğru düzgün kurmayı bilmedikleri için mi Çünkü onun verdiği sinyal hassastır diyenler var Doğru düzgün ayarlayamazsan sürekli düşer diyenler var. Bilemiyorum. Sonuç itibariyle buna da eyvallah dedik. Tabii ki bir sene bittikten sonra değiştirecektim. Ondan sonra ikinci aydan itibaren şak bir geldi 84 lira. İlk ay sadece promosyon olsun diye ücretsizmiş. O yüzden ilk ayda uyanamadık. Ondan sonra bir baktım fatura detaylarına. 23 lira televizyon ücreti. Yani kısacası adamlar televizyon ücretsiz diye yalan söylemişler. Bu kadar basit. Şimdi birkaç tane ihtimal var. Eski Türksel'de çalışan bir arkadaşımın ve içeride gördüklerinden sonra lan zaten burada dürüst adam yani onun sözleri bunlar benim sözlerim değil. Burada dürüst adam olarak doğru düzgün para kazanamazsın deyip işi bırakan bir arkadaş. Gözümün önünde sahte imza atıyorlar diyor. Ondan sonra başka ne diyordu? Mesela senin kimlik fotokopini falan alıyorlarmış. Nasılsa şey yapıyorsun ya taahhütname imzalıyorsun. Ondan sonra gidiyorlarmış abi. Yani diyorum ya cahil cesareti. O kadar göz önünde olan bir şey olduğu için insanlar düşünemiyor bile. Bu şey gibi oluyor işte. Bir ara çıkmıştı ya. Lösev adına bağış topluyoruz diye. Sonra Lösev çıktı dedi öyle bir şey yok. Ama ne oluyordu? Dergi satıyorlar ya da fatura kesiyorlar, makbuz kesiyorlar. Sen de düşünüyorsun o bak elinde makbuz var. Aslında o makbuz yaptırması çok kolay. O hiçbir anlama gelmiyor yani makbuz. Hiçbir bok değil yani. Adamlar ondan sonra makbuzu kesiyor, alıyor götürüyor cebine koyuyor parayı. Yolda sizden herhangi bir şekilde para isteyen, sizden kampanyamız var diyen, şu bu bilmem ne diyen insanlardan kaçacaksınız abi. Biliyorum farkındayım. Yorumlara insanlar yazacak. Ben de aynı işi yapıyorum ama ben namuslu dürüstüm. Valla kusura bakma abi. Eminim namuslu dürüst bir insansındır ama bizim de kendimizi korumamız lazım. Bu birinci yapmış oldukları ihtimal. Zaten bugün avukata gideceğim. O taahhütnameyi bir görmek istiyorum. Bakalım neymiş. İkinci ihtimalde şu anda süper online'da çalışan bir seyircimin bana söylediği olay. Telefonla konuştuk. Direkt böyle çok küçük bir şekilde bir yerlere, böyle yazıların arasına bir yerlere sıkıştırıyorlarmış. Çok zor görülecek bir yere. Ondan sonra sen de onu imzalıyormuşsun. O da olabilir. Veyahut imzaladıktan sonra fiyatını kalemle falan yazmış olabilirler. Onu yapacaklarını sanmıyorum. O anlaşılır yani direkt. Kısacası arkadaşlar, öyle ya da böyle bu olay bir tokat. Şimdi Vodafone'da çalışan bir seyircim cayma ücreti vermeden Vodafone'a nasıl geçeceğini söyledi. Tabii ki sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer mantığıyla bu sefer her türlü önlemi alarak yani video kaydı vesaire o devir işlemini yapmaya çalışacağım. Eğer Türksel sorunu çözemezse normal cep telefonu aboneliğinden de çıkacağım zaten. Ki büyük ihtimalle öyle olacak gözüküyor. Gelişmeleri size haberdar ederim arkadaşlar. Çok büyük ihtimalle eğer o Türksel'i bırakan arkadaşımın söylediği gibi sahte bir imza olayı varsa direkt suç duyurusunda bulunacağız. Evrakta sahtecilikten. Kısacası arkadaşlar elimizde ne varsa bunlara karşı kullanacağız. Bu esnada ben yandım siz yanmayın mantığıyla ve bunu arkadaşlarınıza özellikle yaşlı akrabalarınıza, tek başına yaşıyorsa annenize babanıza bunlara söyleyin kapılarına dayanıp kampanyamız var diyen insanların suratına kapatsınlar. Hiç muhatap bile olmasınlar yani. Aynı şekilde telefonla arayanların da. Yine Süper Online'da şu anda çalışan seyircim birkaç taktik söyledi. Şimdilik onları söylemeyeceğim. Eğer işe yararsa söylerim. Seyircimin gerçekten bu şekilde yardımcı olması beni çok mutlu ediyor. Bilen insanların yardımcı olması beni çok mutlu ediyor. Eskiden Türkcell'de çalışmış olan arkadaş gerekirse şahitlik de yaparım dedi. Gerçekten teşekkürler arkadaşlar. Hep birlikte bu tür dolandırıcı insanları bitireceğiz. En azından bunların bize zarar vermesini engelleyeceğiz. Bunların ekmek yemesini en azından engelleyeceğiz. Aynı durumdan şu anda mağdur iseniz ve istemediğiniz halde fazladan 20-25 lira fatura ödemeniz gerekiyorsa nasıl devredilir? Onu da dediğim gibi deneyeceğiz. Eğer olursa o yöntemi de size anlatırım. Yani cayma cezası vermeden başka bir internet sağlayıcısına geçme olayı. Yine bu tür yerlerde çalışan ya da çalışmış olan arkadaşlar varsa tecrübelerini yine yorumlarda paylaşırsa sevinirim. Kadir Mısıroğlu ölmüş arkadaşlar dün. Evet farkındayım. Sırf artistik olsun diye üzüldük. O da çok güzel bir insandı. Tüh ya yazık oldu. Demek zorunda değiliz. Ama alakalı alakası her paylaşımımın altına. Adam bir de bir ton küfür yazmışlar. Kadir Mısıroğlu ölmüş. Gebersin şerefsiz yok işte ateşi bol olsun bilmem ne arkadaşlar. Biraz mantıklı stratejik düşünün yani. Neden boşu boşuna karşı tarafa koz veriyorsunuz ki? Bir. İkincisi bu tür insanların ölmesine sevinmek. Açıkçası ben sevinmedim. Üzülmedim de tabii ama sevinmedim de. Neden? Bu tür insanların ölmesine sevinmek arkadaşlar kendisi gol atamadığı için İzlanda'nın puan kaybetmesini beklemek gibi bir şey. Sorun Kadir Mısıroğlu'nun varlığı değil aslında. Neden? Çünkü daha önce de söylemiştim ya sokaklar bir sürü Kadir Mısıroğlu dolu. Sorun onu takip edecek, ona inanacak, onun peşinden gidecek insanların var olması. Ve o insanlar var olduğu sürece ne olacak ki? Trafik ışıklarında kendi kendine konuşan başka bir adamın peşinden giderler. Bizim burada var bir sürü yani. Önemli olan bu. Yani önemli olan adama saygı göstermek falan değil. Sonuçta Atatürk heykellerini kastederek heykellerinin köpekleşi gibi sürüklendiği günleri göreceğiz diyen bir adam. Böyle videosu olan bir adam. Ben de paylaştım mesela o videosunu paylaştım. Parantez içinde göremedi yazdım. Şimdi buna kimse bir şey diyemez. Ölünün arkasından hakaret etti, küfretti hiçbir şey diyemez. Adam kendi lafı yani. Ben sadece oraya göremedi yazdım. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Biraz mantıklı düşünelim. Biliyorum farkındayım. Bunu yazan arkadaşların birçoğu baya baya genç arkadaşlar. Genç olmanın artıları eksileri var. Artıları daha açık görüşlü oluyorsun. Görüşlerin tam oturmuş olmuyor. 30-35 yaşından sonra doğru da olsa yanlış da olsa kemikleşiyor ve değiştirmek gittikçe zorlaşıyor. 40'tan 50'den sonra büyük ihtimal daha da zorlaşacak. Her ne kadar imkansız olmasa da. Babam ta kaç yaşından sonra deist oldu. <laughs> ben diyorum benim videolardan etkilenmiştir falan diyorum ama o kendisi de okumayı seven biriydi yani. Öyle düşünerek olmuştur. Genç olmanın kötü yanı ise birçok şeyi siyah veya beyaz olarak görmek. O yüzden arkadaşlar gençleri birbirine düşürüp gençleri birbirine kırdırabiliyorlar. Çünkü genç olduğumuz zaman ben de aynı kafadaydım. Herkes aynı kafada oluyor. Genç olduğunuz zaman o şeyi düşünemiyorsunuz pek. Gri alanı düşünemiyorsunuz. Ya siyah ya beyazsın. O yüzden garip grup topluluklar gençlerin arasından çıkıyor. Amerika'da antifa var mesela. Kendi görüşüne uymuyorsa adamı adama faşist diyorlar. Sonra da faşistler kötüdür deyip gidip adamı yumrukluyorlar. Bizde de gene benzer gruplar var. Her şey siyah veya beyaz olarak düşünen. O yüzden de Kadir Mısıroğlu eşittir kötü bu adam kötüyse biz de bu adama ağzımıza gelen her şeyi söyleyebiliriz şeklinde düşünüyorlar. Hayır arkadaşlar kim olursa olsun hamlelerimizi mantıklı bir şekilde yapmamız lazım. Bakın şu anda sizin yaptığınız hareket Ali Nesin gibi adamlara koz veriyor. Ali Nesin şimdi çıkıp rahatlıkla şöyle konuşabilir. Bakın Kadir Mısıroğlu'nu koruduğum için beni linç ettiler. İşte görüyorsunuz adamlar ne kadar terbiyesiz. Yaşlı ölmüş bir adam için bile bunları söyleyebiliyorlar. Çıkıp diyebilir ve haklı duruma geçmiş olur bunu derse. Ali Atatürk hakkındaki görüşünü bilmiyorum ama çok ilginç bir şekilde sağ gerici tescilli Atatürk düşmanı ve sol gerici tescilli Atatürk düşmanı yani Nişanyan ikisinin de hayranı olması, ikisinin de seviyor olması çok ilginç bir durum. Tek kişilik zararlı cemiyet gibi adam. Zararlı cemiyet compilation olmuş. Ki zaten arkadaşlar dediğim gibi Ali Nesin belki on numara insandır kendisini tanımam. Ama birçok kişi Kadir Mısıroğlu gibi insanları Atatürk'e dolaylı olarak düşmanlıklarını göstermek için kullanıyorlardı. Şu anda bizim mahallede bir abi var uzun boylu. Kendisi şu an biliyorsunuz Atatürk'ü çok sevdiğini iddia eder. Atatürk'ün resminin yanına kendi resmini koydurtur böyle dev posterler yaptırtır falan astırtır. Ama tescilli Atatürk düşmanlarına da hayrandır. Nasıl oluyor bu iş? Ben bunu kesinlikle düşünemiyorum arkadaşlar. Ben mi çok yaşlıyım? Ben mi çok yaşlıyım arkadaşlar? Siz hayal edebiliyor musunuz? Ben edemiyorum. Yani ben birine hayran olacağım. Ben birini aşırı yücelteceğim. O adam tescilli Atatürk düşmanı olacak. Böyle işte eleştiriyorum falan değil. Bildiğin Atatürk düşmanı olacak yani. Ben de bu adam hayran olacağım ama ben de çıkıp diyeceğim ki ben de seviyorum Atatürk'ü. Ben bunu düşünemiyorum. Hayal edemiyorum yani. Böyle bir şey olabilir mi? Sizin var mı mesela arkadaşlar? Siz mesela kendiniz Atatürkçüsünüz ama Atatürk düşmanı baya bildiğin düşmanı yani. Bir ünlüyü seviyorsunuz. Bilmiyorum ben hayal edemiyorum. Dedim ki belki ben yaşlıyımdır. Bunu bakın birçok dincide de görüyoruz. Bildiğin şeriatçı, bildiğin şeriat yoluna asla ayrılmam diyen full sakallı, o full paket, premium paket dincilerden bahsediyorum yani. Ama tabii Atatürk'ü sorduklarında ya Atatürk'ü niye sevmeyelim ki falan diyorlar. Şimdi pek inanmıyorum ben ona. Bir de biliyorsunuz kediciler vardı. Onlar Atatürk'ü bayağı bir kullanırlardı. Ama Darwinizm tehlikesi vesaire şeklinde biliyorsunuz onların belgeselleri var. Aynı formatta ve konuşan kişinin de sesi aynı. Ama Atatürk'e saldıran belgeseller dönüyordu ortada. Kimin yaptığı belli değil. Kısacası arkadaşlar, şu anda siyasiler olsun, ünlüler olsun, çok kişinin ağzında biz Atatürk'ü çok severiz iddiası var. O yüzden arkadaşlar söze bakmayacaksınız, icrata bakacaksınız ve tabii ki her siyasi görüş kendi tarafına çekmeye çalışıyor Atatürkçülüğü. Kimi diyor ki, biz Atatürk'ü çok seviyoruz çünkü dinimizi korudu. O olmasaydı Hristiyan olurduk. Öteki <laughs> diyor ki Atatürk'ü çok seviyoruz çünkü ezilen halkların kardeşliksini savunuyordu. Öbürü diyor ki Atatürk'ü çok seviyoruz çünkü milliyetçiydi. Öbürü diyor ki Atatürk'ü çok seviyoruz çünkü çok devrimci bir insandı. Yani herkes bazı özelliklerini göstererek seviyor. Hatta olmayan özellik bile ekliyorlar. Ancak Atatürk bugün yaşasa birçoğu Baş düşmanı olurdu yani. Aslında o kadar geriye gitmeye bile gerek yok. Uğur Mumcu için bile aynısını söyleyebiliriz. Şu an herkes Uğur Mumcu'yu kullanmaya çalışıyor. Aforizmalı dergilerde bile Uğur Mumcu güzellemesi yapılıyor. Ama Uğur Mumcu bugün yaşasa o zihniyetin bir çoğu adama düşman olur. Ve sadece o da değil arkadaşlar. Şu anda bütün halk tarafından sevilen, benimsenen insanlar bugün yaşasa aslında bizim kafada oldukları için birçok kişi onlara düşman olur. Benim aklıma gelenler Ömer Hayyan mesela. Direkt aslında bizim kafadan. Şu an yaşasa yakmaya çalışır adamı. Nasrettin Hoca direkt bizim kafana. Şu an yaşadığı birçok kişi düşme olur. Mevlana diyeyim mi? Dedim hadi. Şu an ne kadar Türkiye tanıtımı varsa, Türkiye tanıtımı klibi varsa Mevlevilerin o dönmesini gösterirler. İşte Mevlana çok güzel bir adam dönüyor falan. Bir de iki büklüm bir resmi var onu da bilir herkes. Aa bak ne güzel bir adamdı falan. Ülkemizin tanıtım klibinde gösterelim. Ama öğretileri falan bayağı ilginç. Daha önceden de konuşmuştuk. Ve şu an yaşasa onu da yakmaya çalışırlar bence. Şu an onun söylediklerini çok daha yumuşak şekillerde söyleyen insanları bile yakmaya çalışıyorlar. Ömer Hayyam da işte öyle ya. Yani şu an bu insanların söylediklerini çok daha light versiyonlarını söyleyenleri bile şişe geçirmeye çalışıyorlar. Kazığa oturtmaya çalışıyorlar. Bu insanlar şimdi yaşasa yaşayamaz. Ama öldüğü için herkes benimsiyor. Herkes kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Nasrettin Hoca'yı çocuk çizgi filmi falan yapıyorlar ya. Çocuklara hep iyiliği, güzelliği anlatan. Onun bir orijinal fıkralar kitabı vardı. Pertel Naili Borat mıydı? Senelerdir onu okuyacağım, okuyamıyorum. Bence şu anda düşmüştür, internette satılıyordur. Bir bakalım. Neyse arkadaşlar, yine bu olay üzerinden farklı tartışma konularına girdik. Özet geçmem gerekirse, kötü olduğunu gördüğünüz insanlarda bazı özellikler vardır, değil mi? İşte belaya sevinme, dalga geçme, aciz durumda kalmış bir adama gülme veya onunla dalga geçme. Kötü insanlarda olan özellikler bunlar. Aynı hareketleri siz yaptığınız zaman karşınızdaki insanı yani kurbanın kötü birisi olduğunu düşünseniz bile bu yaptığınızın yanlış olduğu gerçeğini değiştirmez. Neden? Çünkü sizin sevdiğiniz insana mesela Türkan Saylan'a bunu yapan insanlar da Türkan Saylan'ı kötü birisi olarak düşündükleri için kendi yaptıkları aşağılık hareketleri haklı olarak görüyorlar. Siz de şu anda Kadir Mısıroğlu kötü bir adam o yüzden onun aciz durumuna eğlenelim, dalga geçelim şeklinde düşünürseniz bu sefer de karşıt görüşteki insanların gözünde siz de kötü adam olursunuz. Ve bu her şeyden önce kutuplaşmayı arttırır. Her şeyden önce düşmanlığı arttırır. Yarın bir gün sizin sevdiğiniz bir insana aynısı olduğu zaman aa işte siz zamanda yapmıştınız deyip bu sefer o insanla dalga geçilir. Zaten takım fanatikliği de böyle yürür. Daha önce de söylemiştim arkadaşlar. Cehaletle olan, haksızlıkla olan mücadele Savaş asimetrik bir savaştır. Karşınızdakinin yaptığı hareketleri siz yapmayacaksınız. Siz onlardan daha büyük olacaksınız yani ki insanlar sizin haklı olduğunuzu, sizin iyi taraf olduğunuzu görsün ve biraz daha size karşı açık görüşlü olsun, sizin söylediklerinizi biraz daha dinlemeye meyilli olsun. Anlatabiliyor muyum? Yine efsane iftira videolarından bir tanesi. Çok güzel Samoyolu TV videoları çekiyor arkadaşlar. Mültecileri kapatıp altı ok diyeceksin, Kılıçdaroğlu diyeceksin diye döven hem de Afyon Karahisar'da orada nasıl CHP'li buldunuz o da hayret. Bu şey gibi Müslüman ülkede ateist hoca var bir tane. Ateist hoca da Müslüman öğrencileri susturuyor falan böyle eziyor. Bir tane de böyle Müslüman öğrenci aralarından çıkıyor falan hocayı göt ediyor hikayeleri gibi. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de hep böyle ateist hocalar gezer. Müslümanlara zulüm yapar falan. Videoyu tabii ki sizinle paylaşacağım. Böyle basit bir haber olup bir iki günlük gündem olup geçiştirilmesini istemiyorum. Çünkü daha önce de söylemiştim. Algı operasyonunu, vitesini artık kırdılar adamlar. İyice bokunu çıkardılar. Şu anda gülünç duruma düşüyorlar. Bunu seyredip inanan beyin fakiri arkadaş var mıdır bilmiyorum. Ciddi ciddi hani ülkücüler böyle ülkücü işareti yaparak, bozkurt işareti yaparak geziyorlar ya. CHP'liler de altı ok işareti yaparak geziyor falan sanıyor herifler. Yani her kim yaptıysa bu videoyu. Benim tek merak ettiğim o mülteciler gerçekten mi dayak yedi? Yani adamlar Muammer abi hadi bir algı operasyonu yapalım. Şurada 3 tane mülteci var hem onları dövmüş olur, stres atmış oluruz diye mi yaptılar? Yoksa dayak yiyen mültecilere para mı verdiler? Yani 5'er lira lira verince böyle bir olaya mı girdiler? Bunlar artık gayet normal şeyler. Yalnız dediğim gibi biraz şu işi öğrenin. Doğru düzgün yapın. Biraz inandırıcı yapın. Bu videoyu paylaşın arkadaşlar. Çünkü çok büyük ihtimalle tefe konacak. Yani bu videoyu kim hazırladıysa ve zaten bu video sadece video olarak kalsa çok umurunda olmazdı. Ama biliyorsunuz GTA şifrelerini darbe şifresi sanan ve ana haber bülteninde darbe şifreleri ele geçirildi. Sonsuz silah, sonsuz zırh bilmem ne diyen habercilik zihniyeti ciddi ciddi gazetelerinin sitelerinde paylaşmış. Yani en üst düzey, en çok tanınan yandaş medyanın sitelerinde, Instagram hesaplarında bu haber var, bu video paylaşılıyor. Gerçekten mi? Bir de işin komik yanı ne biliyor musun? Haber de şu. Mültecileri ötekileştirmeyi amaç haline getirmiş CHP'liler. Arkadaşlar diyorum ya maalesef adamlardan çok büyük bir atak geliyor. Adamlardan çok büyük bir atağa hazırlanın. Senelerdir diyorduk ya Suriyeli mültecilere oy verme hakkı gelecek diye. Sanırım o hak gelecek. Şu hareketin başka bir açıklamasını göremiyorum ben. Alel acele 2023'e kadar Suriyeli mültecilere oy verme hakkı getirecekler. Vatandaşlık çat 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 hepsine verilecek. Oy verme hakkı getirilecek şeklinde düşünüyorum. Bu olaylarda onun altyapısını hazırlama. Ciddi ciddi diyorum ya adamlar ellerinden gelen her türlü silahı kullanacak, her türlü kaynağı kullanacak. Ciddi ciddi adamlar cahil ithal etti. Böyle bir ülke göremezsiniz. Az bayrakları az. Ben hiç bak bir sürü saçma sapan iş yapan ülke görüyorum ben. Her ülkede. Amerika'da da var, İngiltere'de de var, Avustralya'da da var, Avusturya'da da var. Saçma sapan uygulamaları olan bir sürü ülke görüyorum. Hepsinin farkı farklı tabii. Ben bir tek Türkiye'de gördüm. Seçim için cahil ithalatı yapan. Vatandaşlarımızın bunu görmesi lazım. Oturup iki dakika düşünmesi lazım. Bu insanlar neden cahil ithalatı yapıyor? Var değil mi bir amaçları yani? Bir amaçları var. Beni en çok güzel nokta şu. Hedef kitlenizi o kadar salak yerine koyuyorsunuz ki ulan biraz inandırıcı yapın şunu. CHP'lilerin bir kafa tokuşturmadığı kalmış. Kılıçdaroğlu diyeceksin falan. Kılıçdaroğlu hastası böyle manya adamlar. Çomarca konuşarak böyle altı ok diyeceksin diye dövüyorlar. Bir de kameraya alıyorlar. Lütfen bakın yandaş medya. Beni dinlediğinizi biliyorum. Oğlum hiç mi paranız yok? Bu adamlar taşeron mu çalışıyor? Hı? Bu algı operasyonu videosu çeken adamlar taşeron mu çalışıyor? Gerilla marketing dedikleri olay bu mu? Adamlar kendi kendilerine bir reklam yapıyorlar. Ondan sonra reklamı beğenirsen sen alıyorsun. Öyle bir şey mi bu da? Bağımsız bir şekilde hadi bakalım biz bir algı operasyonu yapalım. Belki biz de işte Kılıçdaroğlu'na yumruk atan dayı gibi ünlü oluruz. Belki biz de layıklık elden gidiye dayı gibi ünlü oluruz. Bunu mu düşünüyorsunuz? Ciddi işte 6 ok diyeceksin falan. Oğlum bizzat CHP'liler demiyor altı oku. Hayır işaretini yapacağız. 5 tane parmak var. Altıyı nasıl yapacaksın? İki elle mi yapacaksın? Şöyle bir baş parmak şuradan çıkartırsın. Böyle yaparsın. 6 ok. Böyle gezeceksin ondan sonra. CHP'ler ne tokuşturuyor mesela? Yani ülkücüler kafa tokuşturuyor. CHP'ler ne tokuştursun? Gerçekten Afyon'da CHP'liği nasıl bulmuşsunuz o da ayrı bir soru işareti. Cumhurbaşkanı seçimlerinde Afyon Karahisar, Recep Tayyip Erdoğan %68, Muharrem İnce %18.9. Zaten böyle şehirler yüzünden kazanıyor bu arkadaşlar. Bunlar şey mi olmuş? Hani azınlıklar azınlık oldukları için agresifleşirler ya. Bunlar da öyle 3 tane CHP'li kalmış şehirde. Onlar da etrafa terör mü saçıyor? Video gerçekten bok gibi ya bildiğim böyle PKK'lı işareti falan yapıp Atatürk diye bağırıyorlar. Ve bildiğin kasketli çomar dayılar. Yani köyden toplanmış ya sen CHP'yi nereden bileceksin? Sen nereden bileceksin abi CHP'yi? Ciddi ciddi şimdi o %18 sen misin? Şu barış işareti, zafer işareti var ya onu yaparak Atatürk diyeceksin falan diyorlar. O işareti de biliyorsunuz Türkiye'de hangi kesimin yaptığını genelde. Yalnız bir şey eksik. Bir şey eksik abi. Neden şunu demediniz? Atatürk diyeceksin, Kılıçdaroğlu diyeceksin, Apo diyeceksin. Bunu deseydiniz bak yanına da Apo'yu sıkıştırsaydınız. Ya da Selahattin Demirtaş diyeceksin. Bunu niye yapmadınız? Yalan söylerken bir strateji vardır biliyor musun sen? Küçük hatta civciler yesin diye. E sen zaten uygulamıyorsun ki onu. Senin yedireceğin kişiler daha büyük civciler herhalde. E onları yedikten sonra koy yanına da Apo'yu. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Daha önce de söyledik ya. Dışlarından bu adamlar hep Atatürk seviyoruz diyorlar. Atatürk'ün ismini kullanıyorlar. Ama bu şekilde birine saldıracakları zaman mutlaka Atatürk'ü sıkıştırıyorlar. Atatürkçüleri sıkıştırıyorlar oraya. Ya da Kemalistler kudurdu diyen gazeteyi koruyorlar, savunuyorlar. Ama sorduğunuz zaman işte Atatürk resmi mahallede bir uzun adamın yanına koyalım yan yana. Biz çok severiz kendisini. Sizden bir deney yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Basitse yaparsanız bana sonuçlarını söylerseniz sevinirim. Çevrenizde akrabanız var mı? Çevrenizde akrabanız varsa... Ona gösterin bu videoyu. Ne düşünüyorsun bu video hakkında deyin. Ne diyecek? İnandırıcı geldi mi? Cık 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 falan mı yapacak böyle? Yoksa bu ne ya? Deyip inanmayacak mı? Gösterirseniz sonuçları da bana söylerseniz sevinirim. Ben de merak ediyorum çünkü. İnanacak kişiler tabii ki olacaktır. Bir de bu mülteci dedikleri kim acaba? Şu anda videoyu seyrettim. Hiç Suriyeli'ye benzemiyorlar. Birçok kişi Türkmen yazmış. Evet her neyse. Bu haftalık ızdırabımızı da almış olduk. Çok şükür. Bu haftada ızdırapsız kalmadık. Haftaya Tengri Kerim. Evet, Salı'dan konuşuyorum arkadaşlar. Biz dünkü muhabbetleri yaptıktan sonra bir haber geldi. YSK seçimi iptal etti diye. 4 kişiye karşı 7 kişinin oyuyla. Hiçbir zaman anlayamadığım şeylerden biri olmuştur bu. Mesela İstanbul'da seçime milyonlarca kişi girdi, değil mi? Önce yok dediler, bir daha sayalım. Bir daha saydılar, olmadı. Şimdi bir daha seçim yapalım diyorlar ve bu bir daha seçim yapalım kararı 7 kişinin verdiği oyla belirleniyor. Yani toplamda 11 kişi var ama 7 kişi diyor ki bizce seçim yenilenmeli. Zaten her şeyden önce burada bir mantıksızlık var. Çünkü diyelim 7 tane adam sokmuşlar içeriye. Farz ediyorum yani. Farz ediyorum 7 tane adamları var. Daha önce ortaya bir sürü damgasız oylar çıktı. Damgasız oyları geçerli kabul ettiler. Daha önce bir sürü kameralara alınan yakılmış oylar ortaya çıktı seçimi kabul ettiler. Daha önce kameraya bile kaydı olmuş bir sürü saçma sapan olay çıktı, hepsini kabul ettiler. Bu sefer CB gerçekten çok iyi örgütlenmiş. Daha doğrusu Millet İttifakı gerçekten iyi örgütlenmiş. O tür olaylar görmedik. O tür olaylar görmeyince zaten kaybettiler ve gerekçe olarak da şu anda en azından belki başka gerekçeler de vardır veya sonra da ortaya çıkar. Memur olması lazımmış seçim görevlilerinin olmadığı için. Bunlar kesin hile yapmıştır diye düşünerek iptaline kadar usulsüzmüş yani. Öncelikle şunu soralım. AKP kazanmış olsaydı, CHP olağanüstü itiraz etseydi durumlar aynı olduğu halde kabul edilir miydi? Aslında çıkıp YSK'ya bunu sormak lazım. Twitter'da falan sayfaları var ya onu sormak lazım. Yani sonuç farklı olsa ve CHP olağanüstü itiraz etse kabul eder miydiniz? Neyse arkadaşlar. Yani sonuçta biz neyin ne olduğunu biliyoruz. Hukuki sebeplerden dolayı açık açık söyleyemiyorum tabii de. Neyin ne olduğunu biz biliyoruz. Hiç önemli değil. Üzülmeye, umutsuzluğa kapılmaya gerek yok. Çünkü bir sürü arkadaş görüyorum isyan ediyorlar. Lanet olsun zaten kazandırmayacakları belliydi. Bunlar zaten ne yapıyor ediyor hiçbir zaman kaybetmiyorlar. Böyle kaybedince kazana kadar seçim tekrarlıyorlar. Arkadaşlar bakın görüyorsunuz Ankara ellerinden gitti. Aslında İstanbul'da gitti. Şu anda yani herhangi bir level'da oyun oynarken herhangi bir level'da bölümün sonunda boss çıkar karşınıza. Bu zaten o bölümün sonundaki boss. O boss'u indirdiğiniz zaman mutlaka ne olur? Böyle bir yok olmuş gibi olur ama ondan sonra iskeletiyle tekrar saldırır. Nedense hep onu koyarlar ortaya şey gibi. Hani yendim sanıyorsun ama son bir daha sana saldırıyor. Artık heyecanı arttırmak için mi? Bilemiyorum. Ve işin daha garip yanı iskeleti daha güçlüdür. <laughs> Neden onu bilmiyorum da. Daha sonra saldıran iskelet daha güçlüdür. Her neyse arkadaşlar. Sonuç olarak ellerinde ne kadar koz varsa son bir kez daha direnmeye çalışıyorlar, çalışacaklar. Mazbatayı falan iptal edeceklermiş, kayyum atayacaklarmış. Şu anki haberler bu yönde. 7 kişinin oyuyla, 7 kişinin oyuyla abi. 7 kişi diyor ki kayyum atansın seçime kadar. Ondan sonra çok büyük ihtimalle kesenin ağzını açacaklar. Bakalım bu sefer hangi fabrika satılacak? Medyalarında algı operasyonu yapılmaya devam edilecek. Şimdi yavaş yavaş yandaş medya Selahattin Demirtaş salınmalı muhabbeti yapmaya başladı. Öcalan'ın bazı açıklamaları ortaya çıktı. O henüz kesin değil. Kısacası çok büyük ihtimalle HDP'lileri yoklamaya başlayacaklar. Burada arkadaşlar dediğim gibi bu adamların artık son ayağa kalkma çalışması. Burada da biterse biterler. Burada da kaybederlerse çökerler. O yüzden şu anda umutsuzluğa ya da kendini salmaya, isyan etmeye yer yok. Ey bugünümüzü sağlayan Uluhat Ötürk. Açtığın yolda, kurduğun ülkede, gösterdiğin amaçta hiç durmadan yürüyeceğimi ant içerim diye her gün biz okullarda ant içtik. Biraz durarak ya da yorulunca sıkılıp bırakarak yürüyeceğime ant içerim demedik. Şu anda tabii en büyük görev İmamoğlu'na, CHP'ye ve İyi Parti'ye düşüyor. Meydanlarda çıkıp çok güçlü bir şekilde konuşacaklar. Sadece meydanda değil ama insanları da sürekli ziyaret ederek, insanların sorunlarını dinleyerek. Hatta şimdiden bence söylemeye başlasınlar. Seçim rüşveti vermeye başlayacaklar diye. Bizi hedef göstermeye başlayacaklar diye. İstanbul'da oturan AKP'li tanıdıklarınıza ve özellikle MHP'li tanıdıklarınıza laf anlatmaya başlayın. Artık hala şunu görmek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü bunu yaparsanız onlar kazanır. Cumhur İttifakı seçmenini işte bunlar koyun vesaire deyip bırakıp gitmenizi istemiyorum. Olabilir. Ben her iki tarafta da koyun Tipli insanlar görüyorum. Ama herkes böyle olacak diye bir kural yok. Yılmadan laf anlatmaya çalışacaksınız. Laf anlatmaya çalışırken kanser olunacaksa birlikte oluruz. Onlar fatihlik yapacak, onlar küfür edecek, hakaret edecek. Kendilerine ezberletilmiş lafları söyleyecekler. Sen fetöcü müsün? Sen terörist misin? Önemli değil. Sen terörist misin dediği zaman Hatırlıyor musunuz? Demirtaş'ın siyasi çizgisini beğeniyorum şeklinde bir açıklama yaptığı zaman İmamoğlu Ardından terör saldırısı oldu. Ondan sonra Mutlu musun Ekrem diye yandaş medya haber yaptı. Şimdi gene yandaş medya Selahattin Demirtaş dışarı çıkarılmalı, salınmalı şeklinde haber yapmaya başladı. Bu ne anlama geliyor? Bunları çok iyi arşivlemek lazım arkadaşlar. Bunları unutmamak lazım. İşte bunları özellikle MHP'li tanıdıklarınıza göstermeniz lazım. Neden özellikle MHP'li tanıdıklarınıza diyorum? Çünkü arkadaşlar bu insanların Cumhur İttifakı kurarken sadece MHP'lilerin oylarına ihtiyaç duydukları için bir anda milliyetçi olduklarını biliyoruz. Şimdi HDP'nin oylarıyla İstanbul kazanıldığı için HDP'yi yoklamaya başladılar. Bunları gösterin. Cumhurbaşkanı çıkmış çözüm süreci diye bir şey söz konusu değil falan demiş. Böyle demiş ama bir iki hafta içinde neler olacağı belli olmaz. Çünkü bu olay hep böyledir. Önce yandaş medya konuşmaya başlar. Yandaş medya konuşur, bir yoklar halkı. Olumlu tepki gelirse yöneticiler konuşmaya başlar. Yandaş medya kafasına göre konuşabilir mi sanıyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi yani? Bir şirketin patronu biz buzdolabı satıyoruz diyorsa, o şirketin çalışanı televizyon satamaz. Bu da onun gibi yani. Rakip olarak gördüğünüz kişiler artık rakip partiye oy veren seçmenler olmamalı. Bu şekilde düşünürseniz kaybedersiniz. O insanlar sizin rakibiniz değil, sizin hedef kitleniz. Sizin hedef kitleniz onlar. Din konusunda ben sürekli buna getiriyorum kırmızı hap ama güzel bir örnek olduğunu düşündüğüm için. Birçok ateist sayfa gibi sadece dindar kişileri ötekileştiren ergen paylaşımlar yapsaydım bir adım ileriye gidebilir miydik? Bir adım. Bu da onun gibi arkadaşlar. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar. Çünkü ben İzmir'de yaşıyorum. İstanbul'un sorunlarını sizin kadar iyi bilemem. İstanbul'un sorunlarını anlatın. Bu sorunları neden çözülemediğini, bu inanılmaz ulaşım pahalılığı, her şeyin pahalılığını, sebebini bunu zaten İmamoğlu açıklıyor bak. Orada çok doğru hareketler yaptığını görüyorum. Diyor ki ihaleler işte yandaşlara peşkeş çekiliyor. O yüzden bunlar da sizin paranızdan çıkıyor. Bunlar çok doğru hareketler. Bunlar insanları uyandırıcı hareketler. Herkesi kucaklaması çok iyi. Muhalif basının da aynı şeyi yapması güzel. Yani şu anda en azından gördüğüm kadarıyla iktidar yanlısı seçmeni ötekileştirmeye çalışmıyorlar. Rakiplerinin kim olduğunun farkındalar. Yanlış medya bunun tam tersini yapıyor biliyorsunuz. Muhalif seçmeni ötekileştiriyor. Neden? Çok basit. Din konusunda biz konuşurken defalarca bunu görüyoruz biliyorsunuz. Ateistler yani ateizm yanlıştıra giremiyorlar. Neden? Nasıl girecekler? Kendi dinlerini nasıl kanıtlayacaklar? Ama şunu yapıyorlar. Ateistler şöyle şerefsizdir. Ateistler için tecavüz normaldir. Ateistler tecavüzcüdür. Ateistler teröristtir. Neden? Çünkü şunun farkına vardıkları için yavaş yavaş ellerinden taraftar kaybediyorlar. Yavaş yavaş insanlar uyanıyor, açılıyor. Taraftar kaybettikleri için de bu yola başvuruyorlar. Anlatabiliyor muyum? Daha önce söylediğim konsept. Haklıyla haksızın mücadelesi asimetrik bir savaş. Onların uyguladığı taktikleri sen uygulayamazsın. İkinizin artıları eksileri farklı. Bizim artımız arkamızda gerçeklerin olması. O yüzden kavga çıkarmaya çalışan, kutuplaştırmaya çalışan o medya olacak tabii ki. İstanbul gönüllüleri diye bir oluşum kurmuş İmamoğlu. Google'dan ararsanız bulursunuz Vaktim var diyorsanız oraya da Katılarak yardımcı olabilirsiniz Ama yoksa veya İstanbul'da değilseniz En azından AKP'li ya da Dediğim gibi özellikle MHP'li tanıdıklarınıza Laf anlatarak yılmadan Bıkmadan usanmadan Bir şeyler yapılması lazım diyor muydunuz Senelerce bunu dediniz değil mi 15-16 sene bunu dediniz değil mi Al şimdi yapabileceğim bir şey var Ve İmamoğlu kanadı bunları yaparken İyi partide iyi polis kötü polis Gibi olacak yani iyi partide AKP'nin milliyetçilik üzerinden yürümesi ile ilgili çelişkilerini ortaya çıkarması lazım. Ve özellikle de HDP'nin oyunu almak için bazı adımlar atarlarsa, mesela Selahattin Demirtaş'ın salınması görüşülebilir, Öcalan'ın durumunu iyileştirmesi görüşülebilir gibi bazı şeyler söylemeye başlarlarsa, o zaman buradan vurması lazım artık. Vur 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 o zaman. O zaman yukarıdan aşağı çalışacaksın. İyi Parti'nin en çok çalışması gereken yer bu. Çünkü biz bu arkadaşların AKP'nin milliyetçi durumuna geçmesinin geçici olduğunu durum gerektirdiği için bu moda girdiklerini biliyoruz. Seneler öncesini unutmadık. Tekrar söylemek istemiyorum uzun uzun. habur bu rezaleti diyeyim ben. Ve o açılım döneminde yaşananları diyeyim. Bunları unutmadık. O yüzden zaten bu tek adamlık referandumunda sonra Cumhurbaşkanlığı seçiminde soruyorlardı ya ne istemiyorsunuz? Bakın işte milliyetçi bir başkan vesaire. Teröristlere karşı falan. O zaman da söylemiştim. 3-4 sene önce açılım modunda olan birisinin durum gerektirdiği zaman tekrar o moda geçmeyeceğini nereden biliyoruz? Demiştim zaten. Şu anda o moda tekrar geçmenin sinyallerini görüyoruz. O moda geçerseniz İstanbul'u PKK'lılar aldı diye ağlayan bir kız vardı ya Fetih Suresini okuyan. O Fetih Suresini okuyan kıza nasıl cevap vereceksiniz? Ben şunu çok net hatırlıyorum. Şu an hani CHPKK diyorlar ya CHP'ye söylemlerinden dolayı. O zaman söylemlerinden değil eylemlerinden dolayı açılım döneminde ben değil ama internet üzerinde AKPKK diye bir yakıştırma yapıyorlardı. Onu söyleyen insanlara da zaten suç duyurusunda bulundular. Siz nasıl böyle bir şey dersiniz diye. Ama bu dönemleri ben hatırlıyorum, gördüm. O fetih suresini okuyan kız görmedi büyük ihtimalle, bilmiyor onları. O zamanlar konuşmayı bilmiyordu. Sonra o geçmişi zaten büyük ihtimalle arşivden falan silmişlerdir. Facebook'ta şeyi sordum. Seçim için AKP'li ve MHP'li tanıdıklarınıza laf anlatmaya çalışırken hangi konulara değinelim? Bir arşiv oluşturalım dedim. Birçok arkadaş güzel şeyler yazdı. Bir arkadaş bütün konuları neredeyse kapsayıcı bir şekilde bir sürü madde yazmış. Oradan beğendiğim maddeleri okuyayım. Açılım döneminde olanlardan bahsetmiş. Kürt açılımı zamanında şehir isminin değişmesi için torba yasa yaptıkları için, ülkeye 4 milyon Suriye aldıkları, onlara her türlü hakkı tanıdıkları için bak bu iyi kullanılabilir. Birçoğu birbirine benziyor bir saniye. Suriye'deki muhalifleri silahlandırırken Doğu Türkistan'daki Türklere terörist sıfanı yakıştırdığınız için demiş. Altta da bir haber vermiş. Erdoğan 2. Çin'de Çin'in toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Kendimiz üretmek yerine sürekli ithal ettiğimiz için ÖTV muhabbetinden bahsetmiş tabii ki. Twitter'ı, YouTube'u, PayPal'i, Wikipedia'yı yasakladığı için, sosyal medyanın özgürlüğünü kısıkladığı için, Meral Akşener'i hapiste tehdit ettiği için, andımız kaldırıldığı için bak bu önemli. Andımız geri gelecek falan diyorlardı çünkü gelmedi. Sevim Tanürek cinayeti yazmış bir arkadaş. Onu da arkadaşlar gerçekten unutturmaya çalışıyorlar. Bence çok önemli olaylardan bir tanesi. Hiçbir şekilde bu arkadaşları affedemeyeceğim olaylardan bir tanesi. Merak eden araştırabilir. Hakkında belgeseller de var. Biri şey yazmış. Ben Habur videolarını izletiyorum böyle bir saat kadar utanıyorlar. Ben şeyi hatırlıyorum arkadaşlar. Baya baya PKK'lılar doğuda kimlik kontrolü falan yapmaya başlamıştı. Biri neyi anlatacaksın ki kendi genel başkanları Erdoğan hakkında zamanda neler dedi. Şimdi ise topaç gibi döndü. Türk siyasi tarihi, bahçeliği ve onu destekleyenleri unutmayacak demiş. E bunu anlat işte. Bence bunlardan daha önemlisi ki her şeyden önce daha böyle spesifik olarak sayılarla konuşarak CHP'nin bunu zaten yapması lazım. En büyük sıkıntı şu anda halk sürekli aç gezerken neden aç geziyorlar? Aldıkları para değişmiyor. Çok fazla artmıyor. Ama vermeleri gereken her şey artıyor. Bağkur priminden, sigortasından, verdikleri sınav ücretlerine, trafik cezalarına, yiyecek içecek her şey daha yeni ekmeğe zam geldi. O da uyanıklık yapıyorlar. Bir buçuk lira ama minnacık yapmışlar ekmeği. Gramajını o kadar küçültmüşler ki eşim görünce güldü. Ne yaptın dedi sandviç ekmeği mi aldın? <laughs> Vallahi dedim ben hep bir buçuk liralık ekmek alıyorum. Her neyse bütün bunlar olurken baştakilerin sarayda oturmasını geçtim her türlü lüksün içinde yaşamaları. Daha yeni gördük Diyarbakır'ın bir ilçesine galiba kayyum atanmış. Orada adamlar 300 bin liralık lüks tuvalet yaptırmışlar. Makam araçlarından inanılmaz ödeneklerine, inanılmaz harcamalarına kadar bunları göstermeniz lazım. Bunları gösterin. Birçoğu işte adamlar iyi ama çalışıyor. Yok köprü yaptılar, yok bilmem ne yaptılar. Bunların gösteriş olduğunu da anlatın. Arkadaş diyor ki 3. yapılan havaalanında, bu arada o 3. havaalanı değil 2. Ikinci çünkü 2.yi kapattılar. Yeni ikinci havaalanı bu oldu. Her neyse üçüncü havaalanından çıkış bile yarım saat sürüyor diyorlar. İyi de ben İzmir'den İstanbul'a gitmek istedim zaten bir saat. Daha da ilginci üçüncü köprü komedisi. Çünkü üçüncü köprü yokken şu anda ne yaptılar bilmiyorum. Üçüncü köprü yokken İstanbul'a gidiş İzmir'den 9 saatti. Şimdi 10 saat oldu köprüyü zorunlu tuttukları için. Çünkü daha önce geminin içinde gidiyorduk. Karşıdan karşıya otobüs geminin içine giriyordu öyle geçiyordu. Şimdi ta en tepeye dolaşıp Oradan köprüden geçip aşağı tekrar iniyor. Seneler önce dış destekleri kesildikten sonra yavaş yavaş güç kaybetmeye başladılar. İlk seçimde bir taktik uyguladılar. Biraz da CHP'nin yardımıyla millet terör korkusuna %40'a kadar düşen AKP'ye tekrardan %50'ye çıkartıp kazandırttı. Orada uyguladıkları taktik tuttu. Bir sonraki seçimde artık kazanmayacaklarını anladıkları için MHP'yi aldılar yanlarına. Ve buna rağmen büyük şehirlerde hayır çıktı. O zaman bir şey demediler. Aslında o zaman da İstanbul'da hayır çıkmıştı. Yani İstanbul'da muhalifler daha fazlaydı. O zaman ama kendileri kazandığı için bir şey demediler. Şimdi İstanbul'u kaybettiler. Çünkü güç kaybetmeye, kan kaybetmeye, para kaybetmeye devam ediyorlar ve şunun farkındalar. İstanbul giderse çok önemli para kaynakları bitecek. Çünkü adamların nesi var ki başka? Hani bir şey üretmiyorlar zaten. O yüzden arkadaşlar bütün gücünüzle yılmadan, bıkmadan, usanmadan İnsanlara laf anlatın, konuşun. İmamoğlu diyor ya, artık sanatçı da konuşsun, iş adamı da konuşsun, herkes konuşsun. Evet, herkes konuşsun arkadaşlar. Ve kesinlikle ötekileştirme görmek istemiyorum artık. Şurada bile soru sordum işte arkadaşlar. Neler söyleyebiliriz bu işte AKP'li veya MHP'li tanıdıklarımıza diye. Burada bile bir iki tane ızdırap insan geliyor. O pislik kitleden tanıdığım olmadığı için çok mutlak al işte. İyi de güzel kardeşim arkadaşım sen de o insanların sol versiyonu oluyorsun. Benim gözümde öyle. O insanların sol versiyonu sen oluyorsun. Bunu bırakacaksınız artık abi. Bu kafayı, bu zihniyeti bırakacaksınız. Şu bir gerçek mi? Bak. Şu bir gerçek mi? Evet, birçok insan kandırılmış veya birçok insan etki altına alınmış olabilir. Ama şu bir gerçek mi? Halkın ezici çoğunluğuna sorsan, tamam mı? Şunu desen, sen fakir bir şekilde gezerken, ülke doğru düzgün üretim yapamazken, teknoloji olarak, bilim olarak, spor sanat olarak ve daha birçok konuda dünyanın gerisinde kalmışken tepedeki insanların, seni yöneten insanların hiçbir şey yokmuş gibi lüks ve sefa içine yaşamasını, eşini da zengin etmesini ve bütün bunları yaparken de ülkenin itibarının yurt dışına dalga konusu olmasını ister misin diye sorsan ülkenin çoğunluğu hayır der değil mi? Ülkenin çoğunluğu hayır der. Aslında birçoğumuz yani ezici çoğunluğumuz aynı şekilde düşünüyoruz. Aynı şekilde düşünüyoruz ama büyük bir kısım gerçekleri yanlış biliyor. Sorun orada. Gerçekleri yanlış biliyor ne tarikat mantalitesiyle veya sizcilik bizcilik mantalitesiyle görmek istemiyor gerçekleri. Görmüyor, görmek istemiyor. Belki görecek yeteneği yok ama ne olursa olsun. Her şeyden önce şunu unutmamanız lazım. Ezici çoğunluk aynı şeyi istiyor aslında. Onlara gerçeği göstermek lazım işte. Gerçeği görmelerini sağlamak lazım. Zaten bu işte siz, biz veya onlar mantalitesi yüzünden, fanatiklik mantalitesi yüzünden laf anlamak istemiyorlar. Bizim din konusunda laf anlatmaya çalıştığımız insanların bazıları ısrarla anlamak istemiyor. Neden? İki kesim var. Bir tanesi bu işten para kazanıyor. Bir tanesi bu işten prim yapıyor. Diğeri de tarikat mantığı yüzünden karşı tarafa yenilmemeliyim. Düşüncesiyle ne olursa olsun senin söylediğini kabul etmiyor. Siyasette de işte aynı şey geçerli arkadaşlar. İnsanlar diyor ya millete laf anlatmaya çalışıyorum. Kanser ediyorlar beni. Evet kanser edilecek kesim gelecek. Olacak yani bu. Yılmada anlatmaya devam edeceksin. O seni kanser eden kesim iki gruptan birisi. Bir tanesi neyin ne olduğunu bilen ama şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid eden insanlar. Yani düşünsene adam basın mensubu tamam mı oturuyor böyle şeyde binada bakıyor şey yok. Bugün diyor işte CHP'lileri nasıl iftira atalım? Normalde bir haber olacak da işte o haberde onun sosyal medya hesabına girecekler. Bakacaklar işte Mehmet Akif Ersoy paylaşmış. Yok bu olmaz. Sonra bakca a İmamoğlu da paylaşmış. Ah işte İmamoğlu'nu sevenler böyledir. İşte metrobüs sapığının gerçeği. Çünkü o adamın Mehmet Akif Ersoy paylaşımı da var. Atatürk paylaşımı da var. İmamoğlu paylaşımı da var. O ikisini görmüyorlar. İmamoğlu'nu görüyorlar ve oradan da işte görüyorsunuz işte CHP'liler böyle sapıktır diye haber yapıyorlar. Sonra bakın sonra o da bitiyor. O da bitiyor. Diyorlar ki ne yapalım? E bari haber yok biz de yaratırız. 2 üç tane adam böyle zafer işaretleri yaparak Atatürk diyeceksin, Kılıçdaroğlu diyeceksin diye mülteci dövüyor. Afyon Karahisar'da CHP'li varmış da, CHP'li varmış da mülteci dövüyormuş. Yani bu insanların mantelidesini, bu insanın ruh halini bir düşünsenize. Bunu yapan, bu sahte haberleri yapan insanları yolda bulup da laf anlatmaya çalışsan ne olacak? Bir, ikincisi bu tür insanlar zaten sahte hesaplarla Vatandaş kılığında da sosyal medyada geziniyorlar. Yani bizzat bu insanlar olmasa bile bunlar gibi şahsi çıkarların yüzünden bu işi yapan insanlar sosyal medyada geziyor zaten. Diğer grupta işte partiyi tarikat olarak gören insanlar. Evet arkadaşlar sonucu çok fazla düşünmeyin. Sonuç ne olursa olsun siz bütün gücünüzle yapılması gerekeni yapın. Bu insanlar sürekli güç kaybediyor. Bir gün ellerinde kaybedecek güçle kalmayacak. Ve bitecekler, çökecekler. Bugün veya yarın. Yani düşünsenize bak. Biraz da okuyacağımız haber mesela. AKP ile MHP'nin bazı şehirlerde arası açılıyor ve birbirlerine girmişler. Genel olarak şu anda birbirlerine girmiş olsalar biter yani adamlar. Başkanlık seçimini bile kazanamazlardı. Ama biz başka takımların atacağı gole, alacağı puana, galibiyete bakmayacağız. Kendi önümüzdeki maçlara bakacağız arkadaşlar. İlginç bir olay okuyacağım arkadaşlar. Sonra bunun üzerinden tartışmasını yaparız. Yeni çağda okuyorum. Kastamonu'da Cumhur İttifakı'nda yaşanan gerginlik büyüyor. MHP'den AKP'ye geçen iki ilçe belediyesinde ülke ocakları başkanlarının çöpe verilmesine, MHP İl Başkanı Yüksel Aydın'ın gösterdiği sert tepkiye AKP il Başkanı'ndan cevap geldi. Burada olayı açıklamış, 31 Mart yerel seçimlerinde Kastamonu'nun Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde belediye MHP'den AKP'ye geçmiş ve bu ilçelerde belediyede çalışan ilçe ülke ocakları başkanları temizlik işlerine verilmişti. MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın ise bir basın toplantısını bu ilçelerde ülke ocakları başkanlarının temizlik görevlisinin yapılmasına tepki göstermiş ve AKP'ye yönelik ben sizi uyardım, beni böyle konuşmak zorunda bırakmayın. Tamam yerini değiştirebilirsin ama ocak başkanımızı çöpe veremezsin. Abi bu arada çöpçüleri amma aşağıladınız ha. Neyse zaten hani kendilerini halk adamı, halkın adamı olarak tanıtan insanların Gerçek düşünceleri biz biliyoruz zaten de böyle açık açık söylemeseyiniz keşke. Neyse. Ocak başkanımızı çöpe veremezsin. Bu hatadan dönün. Gerekirse bunu Ankara'ya taşırım. Bakın bunun karşılığında vereceğimiz cevap çok ağır olur. Kaldıramazsınız. Son bir şey söyleyeceğim bu konuda. Dalımızı kıranın ağacını kökünden söker atarız demişti. AKP Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü'den aynı sertlikte cevap geldi. MHP İl Başkanı'nın iki ilçemizde iki belediye personelinin yer değişikliği ile ilgili tehditkar bir söylemi var dalımızı kıranın ağacını kökünden sökerim diyor. Bahsettiği ağaç, kökünü sökerim dediği ağaç, AK Parti ağacı ise AK Parti ağacı ulu bir çınardır. Ulu bir çınar mı? 18 senede kimse ulu çınar olmuyor ama başka bir yerden hazır getirilip dikilmişse o ayrı mesele tabii. Bırakın bu ağacın kökünü sökmeye, yaprağına dahi kimsenin dokunmaya gücü yetmez. Şayet birileri Cumhurbaşkanımızın kurmuş olduğu AK Parti'mize, teşkilat mensuplarımıza meydan okumaya devam ederse, o meydanda en son çekilen ben ve benim teşkilatım olur ifadelerini kullanarak MHP İl hedef aldı demiş. Aslında yanlış şey yazmış haberde. Şöyle olması lazımdı. O meydanda en son çekilen ben ve benim teşkilatım olur diyerek ne olduğu belli olmayan bir tehdit etti. Büyük ihtimalle askerlerin birbirlerine soktuğu ve laf soktum sandığı anlaşılmaz laflardan ya da hareketlerden bir tanesi. Kulak memesini okşayarak şafağını aldım demek. Acaba nereden geldi o hareket? Ya da Şahvum şu kadar zoruna gidenin borusuna gitsin demek. Evet biliyorsunuz arkadaşlar her grubun avantajı dezavantajı var demiştik. çıkar ilişkisi kuran insanların da dezavantajı çıkarlar çatışır çatışmaz hemen birbirlerine girmeye başlamaları. Bunu daha önceden Fethullah ile Mozambik'teki Floresan Partisi arasında görmüştük. çıkar çatışmasından dolayı birbirlerine girmişlerdi. Şimdi lokal bir şekilde Cumhur İttifakı birbirine girmiş. Bu genele taşınır mı? Göreceğiz. Çünkü yerel seçimden sonra da gene karşılıklı açıklamalar vardı. MHP bizim oyumuz %18 oldu şeklinde konuştuğu zaman AKP'den buna tepki gelmiş. Sizin oyunuz %18 ise bizim oyumuz %30 bilmem kaç mı diye. Daha önce de söylemiştim arkadaşlar. Biz yapılması gerekeni yapacağız. Görevimizi yapacağız. Ne zaman neyin ne olacağı belli olmaz. Tabii ki bu şu anlama gelmez. İşte çatır diyor kesin olarak ayrılacaklar vesaire. Çünkü şöyle bir şey var. İki tarafta birbirine muhtaç. Siyasiler ama. Siyasiler birbirine muhtaç. Ancak seçmen birbirine muhtaç değil. O yüzden hem İyi Parti'nin buranın üzerinden yürümesi lazım. Hem de dediğim gibi MHP'li tanıdıklarınıza laf anlatırken buranın üzerinden yürümeniz lazım. Kısa bir konu hakkında konuşmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü yorumlarda fikirlerinize ihtiyacım var. Maalesef ikidir zorla gözümüze sokulan, zorlama erotik olmaya çalışan Aleyna Tilki dondurma reklamı. Nasılsın aşkta mı diyor. Reklamın iyisi kötüsü olmazı geçtim. O çok önemli değil de. Bu kız neden bana itici geliyor bu kadar? Size nasıl geliyor arkadaşlar? Mesela 18-19 yaşlarında çıta falan çok düşükken hani ne bulursam halleneyim kafasında iken çekici gelir miydi acaba? Bilemiyorum. Bence o zaman da gelmezdi gibi geliyor. Bundan önce eşofmanla dar taytıyla klip çekerken oradan böyle ter kokusu ekrandan buram buram yüzüme geliyordu. Neden bilmiyorum. Bu psikolojiyi çözemedim. Şimdi ise sanki böyle çekimden hemen önce bıyıkları alınmış gibi. Ama o bıyıkları ben hala görüyorum. Sanki böyle bir ton para verilmiş de beni seksi yapın ya da beni güzel yapın denmiş gibi geliyor. Bilmiyorum zorlama olduğu çok bariz. Olduğu için mi acaba? Yani gerçekten baktığım zaman hani hep şey muhabbeti yapıyoruz ya zengin dul. Zengin dullar arasın falan. Ama gerçekte hiç olamayacak bir şey yani. Hani midem kaldırmaz zengin dul muhabbetini. Bu da neredeyse o seviyede yani. Midemin kaldırmayacağı bir seviyede. Bende mi bir sorun var arkadaşlar? Yoksa baktığım zaman direkt yapmacıklığı görebildiğim için mi? Keşke böyle reklamları gözümüze sokmasanız. Yemekten önce özellikle. Şeyi falan çok net görebiliyorum yani. Büyük ihtimalle karşısına geçmiş 5-6 kişi. Şimdi bunu nasıl seksi yapsak? Şöyle bir uzun çorap giydirelim. Ondan sonra bir bayağı bir mini etek giydirelim. Ondan sonra şöyle göbeği gözüksün. Yok göbeği gözükse de olmaz yani. Böyle sütyen gibi bir şey giysin üstte. sütyen gibi giysin ondan sonra böyle sevimli masum kız ayakları yapsın. Yapamıyor falan da zaten onu. Abi çok kötü ya. Neden öyle acaba? Bazen full kıyafetli birisini görsün, vay be çok başarılı dersin. Bazen de bu şekilde seksi gözükebilmek için adamlar bütün gücünü harcamış ama yine de senin gözünde zengin dul seviyesinde olur. Evet siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Belki de 18-19 yaşında olsam bana da cazip gelebilir diye düşünüyorum ama o zamanlar çıtam düşüktü demeyeceğim. Çünkü olmayan bir şey düşük olamaz. Şeyi hatırlıyorum bir noktada dibe vurmuştum yani. Genetik olarak aslında eli yüzü düzgün olan ama kendisine hiç bakmayan, hipiliğin doğruluklarında yaşayan biriyle çıkmıştım. Ondan sonra demiştim ki ki o da aslında bunu tam tersi değil mi? Yani güzel olan ama kendisine hiç bakmayan. O da kötü bir şey aslında. Tabii ki onların kendi tercihi. Bu da bu arkadaşımızın kendi tercihi. Her neyse o zaman demiştim ki yani bu benim en alt noktamdır. Bundan sonra ne olursa olsun en azından bir çıtam olsun dedim ve o gün bugündür çıtalı bir şekilde hayata gözlerimi yumdum. Çünkü evlendim. Evet bu haftaki konular bu kadardı arkadaşlar. Şimdi isterseniz filmlere geçebiliriz. Hazır mıyız? 3, 2, 1 geç. Evet bu sefer bir değişiklik daha yapacağım. Öncelikle bir dizi serisinden bahsedeceğim. Cobra Kai 2. sezon. Tahmin etmişsinizdir zaten. Karate Kid serisini seviyor musunuz arkadaşlar ya da biliyor musunuz? Çok üzücü bir durum. Birçok kişi bilmiyor bile. Bizim zamanımızda herkes biliyordu. Ne kadar yaşlanmışız. Bilmiyorsanız kesinlikle tavsiye ettiğim bir seri. Özellikle birinci ve ikinci film. Sırf Cobra Kai serisini daha iyi anlayabilmek için 3'ü de seyredebilirsiniz. O kadar da kötü değil yani. Sadece biraz birin tekrarı olduğu için hayal kırıklığına uğramıştım. Cobra Kai dizisinin en güzel yanı Karate Kid hastası olan insanlar tarafından yazılmış olduğu ve çekilmiş olduğu besbelli. Yani bizim gibi Karate Kid hastası insanlar yazmış bunu. Sadece işte millette nostalji var. Biz de o nostaljiyi paraya çevirelim kafasıyla değil. İkinci sezon Bence birinci sezondan daha güzeldi. Tek sıkıntısı bazı yerlerde lüzumsuz gençlik dramasıyla doldurmuşlar. Benim şahsi görüşüm Cobra Kai 1 bir film olabilirdi. Bu da Cobra Kai 2 olarak bir film olabilirdi. Öyle olsaydı çok daha derli toplu olurdu. Sadece gençlik draması değil bazı lüzumsuz uzatmalı bölümler var. Ama onun haricinde de mükemmel bölümler var Cobra Kai 2. sezonda. Tabii ki hangi bölümler olduğunu söylemeyeceğim. Sizi koşullandırmamak için normalde eğer lüzumsuz uzatmalar olmasaydı kesinlikle 10 üzerinden 9 verirdim. İkincisi birçok kişinin söylediği evet ben de katılıyorum o görüşe. Fan servisi nasıl yapılması gerektiğini Star Wars bu seriden öğrenmeli. Yani bir film serisinin hayranlarına istediğini vermenin nasıl yapılması gerektiğini Star Wars bu filmden öğrenmeli diyorlar. Kesinlikle katılıyorum. Aradaki fark şu. Star Wars 7. ve 8. bölüm eski seriyi taklit etmeye çalışmış ya da eski seri gibi olmaya çalışmış. Ancak Cobra Kai serisinde yazan kişiler yeni insanlar, tarz olarak kendi tarzlarını kullanmışlar. Evet, ciddi olaylar da var, komedi de var. Komedi bu arada gerçekten komik, bizim güleceğimiz şekilde, scw tiplerle özellikle dalga geçen, duyar kasan tiplerle dalga geçen, içinde nostalji barındırdığı gibi aynı zamanda kaliteli esprileri de olan Yenilikleri de olan, yeniliklerinden bir tanesi şu: Cani mesela 80'lerde kalmış olduğu için hala bilgisayar kullananların nerd olduğunu düşünüyor ve doğru düzgün bilgisayar kullanmayı, interneti falan bilmiyor, öğrenmeye çalışıyor falan. Biraz abartı olmasına rağmen geride komik, İnsan gülüyor yani. İkincisi aslında bu karate dizisi olduğu için bir de turnuvalı falan olması gerektiği için bir sözün öbürünün kopyası gibi olacağı düşünülüyor ama değil, çok farklı aslında. Spoiler vermeyeceğim. İki sezonda da sonları iyi bağlıyorlar. Dediğim gibi ikinci sezonda birkaç tane mükemmel bölüm vardı. Yani ekranı alkışlamak istediğim bölüm vardı. Karatekit hayranlarının aşırı hoşuna gidecek bölümler vardı. Dediğim gibi yeni konular olmasına rağmen yeni şeyler yazmalarına rağmen nostaljiyi de çok çok iyi uygulayabilmişler. Eski seriden yani orijinal seriden oyuncular geliyor görüyorsunuz. Her şeyle başarılı bir çalışma olmuş. EFDV puanı. 10 üzerinden 8,5 veriyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Bu arada 3. sezon yeşil ışık almış, o da gelecek. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Evet, gelelim ilk filmimize. Günün ekstrem filmi olacaktı. Bazı yerlerde ekstrem sayılır ama bonus filmi diyorum ben buna. Çünkü yeterince ekstrem olmadığını fark edince bir tane daha ekstrem film seyretmeye karar verdim. Filmimizin adı I Stand Alone. Yalnız adam gibi bir şey diyebiliriz. Bazen garip oluyor farkındayım. Orjinal isimlerini söylemek için İngilizce söylüyorum ama burada mesela Fransız filmi aslında. Ama şu anda Fransızcasını telaffuz edebilme şansım yok. o yüzden Türkçe isim uyduruyorum. Tartışmalar yaratan, evet nereden bildiğiniz tartışmalar yaratan filmlerin yönetmeni olan hangisi? Gaspar Noé. Diğeri değil, Lars von Trier değil. Gaspar Noé'den I Stand Alone filmi. Bir kasap var. Filmin başında baya uzun bir şekilde kendi hayat hikayesini anlatıyor fotoğraflar eşliğinde. Daha sonra olay günümüze geliyor. Özet geçmek gerekirse yani o noktaya kadar özet geçmek gerekirse adam bir kıza aşık olmuş zamanında. Ondan bir kızı olmuş. Sonra karısı bunu terk etmiş. Bu da başka biriyle evlenmiş, zengin biriyle. Sonra ondan önce kızın taciz ettiklerini düşünüp birini bıçaklamış adam. Öyle olunca kızı akıl hastanesine gitmiş falan. Sonra hapisten çıkıyor ve sonuç olarak yalnız bir hayat sürüyor. Nefret dolu, her gördüğünden nefret eden bir adam. Sürekli içinden konuşan bir adam. Aslında çok fazla ekstrem bir durum yok ortada. Bunu niye öyle kabul ediyorlar ben de bilmiyorum. Bir noktada adam direkt porno film seyrediyor. Sırf ekstrem olsun diye mi, X-rated olsun diye mi koymuşlar? Büyük ihtimalle öyle. Adam sinemada porno film seyrediyor. Adamla birlikte sen de seyrediyorsun. Tam da o sırada ben tabii televizyondan seyrediyorum. Arka pencere komple açık. Bir de gece. Gelen geçen bakacak bu adam ne seyrediyor diyecek. <laughs> pencere pencere her şey açık. Sonra bir noktada o karısını da dövüyor. Karısı hamile olduğu için çocuğunu düşürüyor kadın. Evi terk ediyor. Zaten karısını sevmiyor. Sonra kendi kızını buluyor akıl hastanesinde. Kendi kızını halleniyor falan. Daha doğrusu aşık olmuş yani kendi kızına. Sonra o silahla hem kızını hem kendisini öldürme hayali kuruyor. Bu hayali gerçekleştirecek mi gerçekleştirmeyecek mi onu da söylemeyeyim. Sıkıcı bir film gibi gözüküyor olabilir ama bence Gaspar Noa'nın 3 filminden en ilginç bulduğum buydu. Diğer ikisi Irreversible ve Climax. Aslında o ikisi prodüksiyon olarak çok daha yüksek bu filme göre. Bu film biraz daha parasız olan bir adamın çektiği filme benziyor. Sonuç itibariyle ekstrem olmasa da sıra dışı bir film. Normal bir seyirciyseniz tavsiye etmiyorum Sıkar. Ama Gaspar Noe filmleri seven biriyseniz bu da hoşunuza gider. Bunu mesela bilmiyor olabilirsiniz çünkü çok bilinen bir filmi değil. Dediğim gibi diğer Irreversible, Climax gibi filmleri seviyorsanız veya Lars von Trier filmleri seviyorsanız bu da hoşunuza gider. FDB puanı 10 üzerinden 7.25 veriyorum. Gelelim sıradaki filme. Günün ekstrem filmi Snowtown. Uzun süredir ben bu filmin adını duyuyordum ama hep diyorlardı ki çok fazla işte ekstrem sahne yok, kanlı sahne yok. Ama işte psikolojik olarak beni derinden etkiledi falan. Öyle olunca da ya işte boş ver diyordum. Çok ilginç bir şekilde yine takip ettiğim farklı bir ekstrem film kanalı. Neredeyse aynı şeyi söyledi. Bu beni en çok etkileyen, en çok bana vuran film oldu şeklinde konuştu. O kadar kanlı sahne olmamasına rağmen. Öyle olunca merak ettim. Allah al dedim acaba nasıl bir film. Gerçek hayatta yaşanmış Snowtown cinayetleri diye bir cinayet serisi varmış. Onu ben bilmiyordum. Avustralya'nın en büyük seri katilleri bunlar. 12 kişi öldürmüşler. Çok fazla seri katillik olmuyor büyük ihtimalle orada. Benim gibi sıra dışı film seviyorsanız, ekstrem film seviyorsanız bu filmi kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kusursuz olmasa da çok ilginç, orijinal bir film. Filmin başında 3 oğlan kardeş var ve bunlar Avustralya'da Snowtown denilen böyle white trash türü insanların yaşadığı fakir sayılabilecek insanların yaşadığı ama aynı zamanda evlerin müstakil ev olduğu o tür mahallelerden birisindeler. Anneleriyle yaşıyorlar yani dört kişi. Bir de annenin erkek arkadaşı var. Aslında bir kardeş daha var da filmin başında o gözükmüyor. O yüzden üç diyelim. Bu üç oğlanı annenin erkek arkadaşı taciz ediyor. Soyup fotoğraflarını falan çekiyor böyle. Bu öğreniliyor. İki tane komşu evlerine geliyor ve kadına söylüyor. Kadın tabii deliriyor. Erkek arkadaşına saldırıyor, dövüyor falan böyle. Neyse bu iki kişi onları korumak için, kurtarmak için kendi evlerini alıyorlar. Ve diyorlar ki mahallede böyle çok pedofili insan var, oğlancı insan var. Bu arada iki kişiden bir tanesi crossdresser denilen yani kadın gibi giyinen ama erkek gibi hareketleri olan travesti de değil yani bir adam. O mahalledeki diğer sapıkların kim olduğunu, neler yaptığını listeliyor. Neler yapmalıyız diye düşünüyorlar ondan sonra. Sonra neler yapmalıyız diye düşünürken oranın başı olan John olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Bunları öldürmeliyiz diyor. Sonra yavaş yavaş bu sapıkları bulup zulüm etmeye başlıyor. Zulüm etmek derken orada zaten bayağı ekstrem görüntüler var. Mesela ölü kanguru buluyor adam. Kangurunun kafasını falan kesiyor ama zaten ölmüş yani. Hayvan öldürme yok merak etmeyin. Kafasını kesiyor, doğuruyor, parçalıyor. Onu böyle ondan sonra ezip sıvı hale getiriyor. Bu insanların camlarına falan atıyorlar sonra. Sonra olay gittikçe büyüyor. Sonra Herkesi sapık olarak görmeye başlıyorlar ve bu seri katil olayı yaşanıyor. Filmde bir tane sıkıntı var. O da filmin gereksiz yavaş olması. Bu kadar yavaş olmasına gerek yoktu çünkü gerçekte aslında yani bu gerçek olaylardan altı dedim ya gerçekte çok daha fazla kişi öldürmüşler. Olayın işlenişi güzel çünkü kimin iyi kimin kötü olduğunu anlayamıyorsunuz ilk başta. Belgeseli seyredince zaten direkt bilirsin de belgeseli seyretmediğim için. Ki ben de belgeseli seyretmemenizi tavsiye ederim. Daha sürprizli oluyor. Ancak dediğim gibi gerçekte daha fazla cinayet var ortada. Filmde mesela tonla konuşma falan göstereceklerine o cinayetlerden bazılarını da ekleyebilirlerdi. Biraz daha hareketlilik katardı filme. Ama yine de her şeye rağmen dediğim gibi özel olarak ekstrem film seven biriyseniz bunu kaçırmamanızı tavsiye ederim. Yani August Underground gibi filmler de güzel. Prostetik konusunda, bağırsak vesaire, iç organ gösterme konusunda. Onlar da başarılı ve emek verilmiş filmler ama konu olarak, kalite olarak, psikolojik olarak Snowtown'u da tavsiye ediyorum kesinlikle. Üstün üstlük çok sevdiğim underground film tarzında çekilmiş, çok fazla müzik olmayan, genelde el kamerası olan, konuşmaların doğal olduğu, çok fazla renk basılmamış, çok fazla kontrastı olmayan bu tür filmler daha çok hoşuma gidiyor. Özellikle gerçek olaylardan bahsediyorsa sizi daha fazla içine alıyor. EFDB puanı 10 üzerinden 8.25 veriyorum. Bu arada yanlış anlaşılma olmasın bu filmde de aslında kanlı sahneler var. Sadece çok fazla değil. Sıradaki film yine ben küçükken ünlü olan bir filmdi. Her ne kadar 1975 yapımı olmasına rağmen. Televizyonda sanırım veriyorlardı bunu. Akbaba'nın 3 günü Three Days of Kandır. Günün retro filmi. Filmin konusu Robert Redford CIA adına çalışan biri ama görevi kitap okumak. Yani bildiğin hayal ürünü olan gerçek kitaplar değil de polisiye bilim kurgu vesaire bu tür kitapları okumak ve bunları analiz etmek bunlardan acaba gerçekçi senaryolar çıkabilir mi bunu da CIA'ya yollamak günün birinde CIA'nin içindeki bir grup Robert Redford'un çalıştığı merkezi basıyor ve içerideki herkesi öldürüyor Robert Redford o esnada tesadüfen dışarıda sonradan gelince herkesi ölmüş buluyor ve o da kaçıyor bir yandan neden öldürülmeye çalıştığını araştırırken bir yandan da bir kadının evinde o kadını rehin gibi bir şey alıyor. O zamanın macho övücülüğü <laughs> şimdi olayın tam tersi oldu ya. Şimdi meriş övücülük oldu. O zaman da maço övücülüğü varmış. Kadına çok kötü davranıyor ama kadına aşık oluyor buna falan. Neyse arkadaşlar film aslında çok çok benim ilgimi çekmedi veya çok heyecanlandırmadı. O zamanlar böyle filmler çoktu. Yani aksiyon sahnesi çok olmayan ama konu olarak aksiyon olması gereken ama imkan ve para olmadığı için çok fazla aksiyon olmayan, çok fazla konuşma olan, aralara da birkaç tane aksiyon serpiştirmiş olan filmlerden bir tanesi. Büyük ihtimalle sıkılırsınız diye tahmin ediyorum. Ancak çok önemli bir özelliği var abi filmin. O da şu. En sonunda film bu arada 1975 yapımı. En sonunda CIA'in içindeki o CIA'in amacı ortaya çıkıyor. O amacın da Orta Doğu'yu işgal etmek olduğunu Robert Edward öğreniyor. Adam bunu söyleyince oha dedim. Ben ne kadar ilginçtir ki Google'da bunu yazdım sana çok fazla bir şey bulamıyorum. Three Days of Kandır, Invading Middle East falan yazdım sana çok bir şey çıkmıyor yani. Ve başka bir ilginç yan da sürekli ikiz kule çekimleri falan var. Sırf bu sebepten dolayı bile sıkılırım diyorsanız bile başka bir iş yaparken belki seyredilebilecek bir film Tam bir komple teoricisi filmi aslında ama neden insanlar bunu konuşmuyorlar ben de bilmiyorum. Neden insanlar bundan bahsetmiyorlar ben de bilmiyorum. Açık açık şak diye söyledi adam ya CIA'ye. Amacınızı buldum. Amacınız Orta Doğu'yu işgal etmek mi? Vay ansını. EFDB puanı 10 üzerinden 7.25 veriyorum. Bazılarını sıkabilecek ama ilginç. En azından sonu ilginç olan bir film. Gelelim son filmimize. Citizen 4. Bu da günün belgesel filmi. Edward Snowden'ı anlatıyor. Snowden'ı biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Whistleblower diye geçer. Amerika'nın kendi insanlarını nasıl takip ettiğiyle ilgili, nasıl gözetlediğiyle ilgili bazı bilgiler ele geçiriyor. Ve onu da kamuoyuna sunuyor. Bu sebepten dolayı vatan haini ilan ediliyor. O yüzden yurt dışında yaşıyor zaten ve şu anda da hala Rusya'daymış. Belgesel, seyrettiğim diğer belgeseller gibi sinematik değil. Sadece ham röportaj görüntüsü gibi. İlginç sahneler var. Eğer Snowden'ı merak ediyorsanız bu adam ne yapmış da bu kadar isim yapmış diyorsanız. Wikileaks'çi değil bu arada bu adam. Karıştırmayalım. Wikileaks'çi olan Assange'dı değil mi? Sonuç olarak hükümetlerin, şirketlerin insanları nasıl izlediğini, nasıl takip ettiğini Google'ından tut, GSM operatörlerine kadar bunları adam ortaya çıkartıyor belgeleriyle birlikte. O yüzden de hükümet bunun peşine düşüyor. Ama en azından onların basını bu adamı kahraman ilan ediyor. Ve Amerikan hükümeti de bu adamı kahraman ilan edenleri FETÖ'cü diye içeri atmıyor. <laughs> bu konuyla ilgileniyorsanız ilginizi çekebilecek bir belgesel. Çok umurunuzda değilse biraz sıkıcı geldi. Bir Michael Jackson'ın Annie Wijewokki'si kadar ilginç değil. O Annie Wijewokki belgeseli 4 saatti. Sıkılmadan seyrettim. 2 günde seyrettim ama sıkılmadan seyretmiştim. Buna da 10 üzerinden 7,5 veriyorum. Ve böylelikle filmler de bitti. Podcast de bitti. Ben de bittim. Adresimiz efeaydal.com facebook.com bölü Fan instagram.com bölü efe alt çizgi aydal efedb listesi için efeaydal.com bölü efedb beyazap'ın yeni sahnesini görmek için efeaydal.com bölü beyazap ve her zaman olduğu gibi destek olmak için sorularını okutma şansı yakalamak için kusura bakmayın 2 haftadır gündem yoğunluğundan dolayı patreon mesajlarına sıra gelmiyor ama eminim ki mesajlardan da benzer sorular gelmiştir. Bir dahaki sefere söz. Ve podcastleri bir hafta önceden dinleyebilmek için patreon.com bölü Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Haftaya görüşürüz. Evine girdiği kadını bağlayıp esir alarak kendine aşık eden Robert Redford'a emanet olun.